çocuk sahibi olmak isteyen bir çift meraklı bir bekleyişe giriyor. Bir bekleme süreci başlıyor sonra. Peki çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ne zaman üreme sağlığı konusunda endişeye girmeliler? Hangi sebepler buna etken olur? Tüp bebek yöntemine geçmeden ne gibi teknikler mevcuttur? Teknolojinin hızla gelişmesi, bilim insanlarının uzun yıllar üzerinde çalıştığı tüp bebek tedavisinde de yeni ve çok daha umut verici bir noktaya geldi. Yeni gelişen teknolojiyle tüp bebekte başarı oranları ne yönde değişiyor? İşte bunları konuşacağız. Aklımıza gelen her türlü soruyu tüp bebek tedavisini ilk uygulayanlardan bir hekim, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gazi Osmanpaşa Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, aynı zamanda tüp bebek uzmanı operatör doktor Murat Keskin'e soracağız. Ve tabii bu bölümde merak ettiklerinizi siz de bize sorabilirsiniz. Canlı yayında bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorularınızı sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Keskin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür İyi ederim. Misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Şu konuyu merak ediyoruz. Acaba dünya neden kısırlaşıyor? Şimdi dünyanın kısırlaştığı ile ilgili her zaman böyle bir spekülasyon var ama tam da aslında istatistikler bunu çok desteklemiyor. Şöyle ki genel kanıt dünyada ortalama %15. Çiftlerin %15'i gebe kalmakta zorluk çekiyor. Bu hemen hemen tüm coğrafyalarda da birbirine yakın sosyoekonomik, sosyokültürel farklılıklar var ama yine de bu oran çok büyük değişiklik göstermiyor. Bunun son yıllarda artan tarafı içerisindeki sebeplerde değişiklikler oluyor. İşte erkek kısırlığı belki bir miktar daha artıyor vesaire ama yine de %15'lik bir oran çok da fazla değişmiyor. Ki buradan da şunu görüyoruz, dünya nüfusunun hala çok hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla dünyada kısırlığın arttığını söylemek çok da bu kadar keskin sınırlarla belli değil. Değil yani. Değil mi? Değil. Ama dünya nüfusu arttığı için o %15'lik kısım tabii ki relatif olarak çok yüksek görünüyor. Evet. Dediniz ya sözlerinizde erkeğin kısırlığı arttı biraz diye. Bunun evet, sebepleri nelerdir sizce? Tabii ki endüstriyel gelişmeyle birlikte çevre kirliliği, ilaç, kemoterapi, radyoterapi, radyasyon, ısı, kimyasallara maruz kalma, uyuşturucu, alkol, sigara, bütün bu etkenler maalesef sperm fonksiyonlarını bozmaya başladı. Sperm fonksiyonları bozuldukça da erkek kısırlığı bir miktar daha ön plana çıktı. Fakat günümüzde kadınlarda da başka bir sorun ortaya çıktı. Yine aynı bu etkenler kadınlar içinde söz konusu ama kadınlarda da günümüzde iş hayatında daha çok olmasıyla birlikte kariyer nedenli olarak doğurganlık yaşı ileriye gitti. Doğru. Doğurganlık yaşı ileriye gittiğinde de maalesef biyoloji sosyal yaşla beraber gitmiyor. Sosyolojik açıdan çok genç olan biri biyolojik açıdan bir ileri yaş sayılabiliyor. O yüzden de ileri yaşta yaşı doğurganlığı sonra ertelediğinizde de bu sefer de yumurta kalitesinin bozulması karşınıza çıkıyor ki bizim en çok uğraştığımız en büyük problemlerimizden biri. Çünkü yumurta kalitesini asla ve asla genç yaşlara çeviremiyorsunuz. Birazcık katkıda bulunabiliyorsunuz yumurta kalitesini arttırabilmek amacıyla ama yine de yaş en büyük engel, kadının yaşı bizim için en büyük engellerden bir tanesi. Peki erkeğin yaşı önemli mi? Erkeğin yaşı çok ileri yaşlarda evet 55-60'lardan sonra evet o da etkili. Söyleniyor ki ileri yaş babalarındaki bebeklerde de anomali oranları daha fazla, düşük oranları daha fazla, gebelik oranları daha düşük olduğuna dair. Fakat kadındaki kadar keskin değil bu iş. Erkekte biraz daha hem daha ileri yaşlara kayıyor hem de bu kadar keskin değil ama kadında çok net. Yaş ilerledikçe gebelik şansı çok azalıyor. Düşükler, başarısız tedaviler, bu riskler çok fazla. Şimdi size gelen çiftleri düşündüğünüz zaman, siz tabii çok eski yıllardan beri bu işin içindesiniz. Evet. Genelde ne değişti? Yani kadınla erkeğin kısırlık oranları değişti mi? Size gelen çiftlerde problemler değişti mi? Farklılık evet. gösteriyor yani mu? Yine evet, en çok dikkat çeken şey yine demin anlattığım nedenlerden dolayı genç yaşta yumurta rezervlerinin azalması. Evet. Eskiden bu kadar sık görmezdik bunu. Yani artık görüyoruz ki 30'lu yaşların başında yumurtalıkların çok zayıfladığını görüyoruz. Eskiden bu daha ileriki yaşlarda ortaya çıkardı.
40'lara doğru ortaya çıkar ve bizim ciddi bir problemimizdi. Fakat son yıllarda hep laboratuvardaki arkadaşlarla da konuşuruz. Genç hastalarımızdan yumurta sayısı, çok az yumurta sayısı ve kötü kalitede yumurtalar gelişiyor. Bunun nedeni olabilir? De demin anlattığım sebepler genel dünyadaki endüstrileşme ve kimyasal vesaire vesaire. Yani bu tür çevresel faktörlere bağlı değişkenlikler. Genetik faktörleri ekarte edebiliriz çünkü genetik faktörler tabii ki çok rol oynuyor. Çünkü annesi, teyzesi, ablası kaç yaşında menopoza girmişse o kadının da yine onlardaki gibi erken menopoza girme riski çok daha yüksek oluyor. Genetik faktörler de önemli fakat burada yadsınamaz bir şekilde çevresel faktörlerin çok önemi var. Bir çift ne zaman endişelenmeli? Bizim bebeğimiz olmuyor diye ne zaman demeli? Şimdi normalde bunun tanımında bir yıl korunmasız ilişkiyle gebe kalamıyorsa ondan sonra bu işe eğilmesi gerekir. Bir yıllık bir süre. Fakat burada yine yaşa bağlı. Eğer ileri yaşsa yani 35 yaş ve sonrasıysa bir yıl beklemesine gerek yok. Eğer 6 aylık bir süre geçti gebe kalamıyorsa hemen başvurmalı. Ya da bazı çiftler ki şimdi bilinçli olanlar evlendir evlenmez kontrole geliyorlar. Sağlıklarını, doğurganlık sağlığını en azından kontrol ettiriyorlar. Eğer orada bir sorun yoksa evet onlar bekleyebilir. Bir sene ya da yaşına göre 6 ay bekleyebilir. Fakat bir sorun varsa o zaman ona göre tedbirler alıyorlar. En iyisi böyle. Yani gidip baştan bir check-up'tan geçip üreme sağlığı konusunda check-up'tan geçip. Hem kadın hem erkek. Evet, evet kesinlikle hem kadın hem erkek. Erkeğin zaten testleri çok kolay bir test. Hemen ekarte edilebiliyor, tespit edilebiliyor sorun. Bunlar tespit edildikten sonra bir sorun yoksa bir yıl beklenebilir. Kaldı ki hiçbir sorun yok, bir yıl bekledik olmuyor. Yaşı da müsaitse hatta günümüzde bunları iki yıla kadar uzatabilirsiniz. Çünkü biliyoruz ki iki yıl içinde hiçbir sebep bulunamayan kısır çiftler diyeyim, gebe kalamayan çiftlerin iki yıl içerisinde birçoğu gebe kalıyor. Neredeyse %92'si gebe kalıyor. Normal yollarla. Normal yollarla gebe kalıyor. Ama buradaki en önemli şey hiçbir şeye bakmadan iki yıl beklemek asla değil. Çünkü çok ciddi bir sorun. Zamanla kaybedilecek, zamanın getireceği çok büyük kayıplar olabilir. Demin anlattığım yumurta rezervi açısından özellikle. Peki yumurta rezervini arttırmanın doğal yolları var mıdır ya da bir kadının gebe kalmadan önce dikkat etmesi gereken yani? Genel sağlık koşullarını arttıracak bütün etkenler yumurtalığı da etkiliyor. İşte uyuşturucudan, alkolden, sigaradan uzak kalmak, sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamakla ilgili. Yapabileceğimiz dışarıdan tek katkı bunlar. Besin katkıları. Besin katkıları da yine ekstra dışarıdan almak gibi bir şey söz konusu değil. Yani bununla böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Sağlıklı yaşam kuralları neyse ona uyduğunuz takdirde eğer genetik ailenizde böyle bir altyapı yoksa yapabileceğiniz tek şey bu. Ama yaşlanmaya ve işte yumurta rezervinin azalması ciddi engel koyabileceğiniz bir şey yok. Bu fark edildiğinde ne yapıyoruz? Erken yaşta eğer fark edersek ne yapıyoruz? Evet. Ve çift o anda doğurganlık çocuk sahibi olmayı da düşünmeyebilir. Yani bu sadece mesele biyolojik değil ki bir de bunun sosyolojik kısmı var. Doğru. Yani yumurta rezervi azalmış bir bayanın illa hemen evlenip ya da hemen çocuk sahibi olmak istemeyebilir. Bunlarda da yumurta dondurabilir. Embriyo dondurabilir. O yüzden burada önemli olan şey bunun erken farkına varmak. Evet. Bakın şöyle bir çalışma yapılmış. Sadece bilgilendirme kağıtları dağıtılarak veya bu konuda bilgilendirilerek doğurganlık öne çekilmiş. Doğurganlığını erteleyen çiftlerin birçoğu bilgilendikten sonra doğurganlığı öne çekiyor. Daha erken çocuk planları yapıyor. O yüzden bizim yapmamız gereken şey bu işin bir an önce yani her bayanın evli, bekar fark etmez. Yumurta rezervlerine baktırıp eğer onlarla ilgili alarm veren bir durum varsa doğurganlığını koruyabiliriz. Yani yumurtalarını dondurabiliriz ki ülkemizde yasal artık. Daha önceden bu yasal değildi ama evet. Şimdi yasal. Yumurta dondurabiliriz. Eğer evliyse embriyo dondurabiliriz ve gelecekte çocuk sahibi olmalarını sağlayabiliriz bu yollarda. Bu sağlıklı bir yöntem mi? Mesela embriyo dondurmak, normal taze bir embriyoyla hamile kalmaktan kıyaslayınca daha mı avantaj? Şöyle son yıllarda donmuş embriyolarla gebelik oranlarının arttığına dair birçok çalışma var. Hmm. Bu her ne kadar %100 kesin olmasa da bile biz de pratiğimizde çok sık uyguladığımız bir yöntem. Embriyoları
geliştiriyoruz, elde ediyoruz ve hiç transfer anne rahimine vermeden donduruyoruz. 2 ay geçiyor çünkü biz tüp bebek tedavileri sırasında genellikle yüksek dozlu ilaçlar kullanıyoruz. Vücutta ilaçların etkisi var. Varken bebeği koymayalım diyoruz. Hı hı. Onu öneren otörler de bunu iddia ediyor. Vücutta bir sürü ilaç var. İlaçların etkileriyle rahim doğal halinden çok farklı bir durumda. O zaman taze olarak embriyoyu koymayın. Tutmayabilir. Bırakın, dondurun embriyoyu. Çünkü dondurma teknolojilerimiz şu an çok iyi. Dondurun embriyoyu, donduruyoruz. Sonra 2 ay bekliyoruz. O ilaçlar vücuttan atılıyor. Atılacağım. Normal halindeyken embriyoyu yerleştiriyoruz ve gebelik oranları daha yükseldiği iddia ediliyor. Biz de buna inananlardanız ama her hastada olduğuna inanmıyoruz. Bazı hasta gruplarında bu yöntemi uyguluyoruz. Çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Bazı hasta gruplarında da ki ileri yaş yumurtası az olanlarda taze embriyo transfer yapıyoruz. Ama çocuk sahibi olmayı düşünmeyip geleceğe yatırım yapmak isteyenler de evet hepsine şiddetle öneririm embriyo dondurmalarını. Peki yumurta dondurma işlemi örneğin 25 ya da 30'lu yaşların başındayken dondurulmuş bir yumurta daha sonra 40-45 yaşındaki bir kadına verildiği zaman yine yani onunla hamile kaldığı zaman kadın aynı yumurtayla mı hamile kalmış oluyor? Evet teknik olarak bu öyle fakat bu pratikte böyle olmuyor. Çünkü 20-25 yaşındaki birinin yumurtasını yumurta dondurmanın bir takım yasal sınırlıları var. Buradaki mesele ya ailesinde erken menopoz hikayesi olacak ve bu uzmanlarca kanıtlanmış olacak ya da yumurta rezervlerinin azalıyor olması lazım. Tespit edecek. Evet tespit edilmesi lazım. Bu şartlarda evet donduruluyor ve bu 5 yıl şimdilik yönetmeliğe göre 5 yıl dondurulabiliyor. 5 yıldan sonra bakanlığın iznine tabi. Dolayısıyla hani 20 yıl sonra henüz öyle bir örnek olmadığı gibi şu an için yönetmelik de ona uygun değil. 5 yıl saklayabiliyoruz ya da bakanlık izniyle daha uygun. Ama sizin sorunuza geldiğinizde eğer böyle bir şey yapsaydık evet o aynı yumurtayla gebe kalıyor. Ve 45 yaşındaki şimdi biliyorsunuz kadının yaşı ilerledikçe İleriki yaşlarda elde ettiğiniz yumurtalarda genetik sorunlar, kromozom bozuklukları riski çok yüksek. Evet. Ama siz daha 20 yaşında aldığınız yumurtayla 45 yaşındaki gebe bıraktığınızda hiçbir o anlamda artmış bir riski olmayacak. Ama tabii ileri yaşların getirdiği gebelikteki risk artışları söz konusu. Tabii değişmez. Onları yaşayacak evet. Gelelim yöntemlere. Şimdi eğer erkekte ya da kadında bir problem varsa tüp bebeğe gelmeden önce ne tür tedavi yöntemleriniz mevcut? Şöyle günümüzde bir kere tüp bebeğin nedeni neden gebe kalamıyor'yu araştırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bulabildiğimiz kadar. Bulabildiğimiz kadar diyorum halen %80'ini bulabiliyoruz. %15-20'sini hala hiçbir şey bulamıyoruz. Şimdi bunlarda eğer bir neden varsa zaten nedene yönelik tedavi yapıyorsunuz. Mesela ağır tüpen erkekte baktığınız ağır tüpen faktörü varsa maalesef bunun bir öncesi yok. Direkt tüp bebeğe gönderiyorsunuz. Hafif sperm faktörü ya da spermi normalse o zaman kadındaki şartlara bakıyorsunuz. Hı. Tüpler tıkalı mı değil mi? Tüpler açık. Yumurtlama problemi var mı? Yumurtlama over rezervleri ne durumda? Yumurtalık rezervleri ne durumda? Bütün bunlar değerlendiriliyor. Eğer hiçbir şey bulamadıysanız, hiçbir şey yok, her şey çok iyi. Ha, o zaman karşınıza seçenekler gelebilir. Şöyle ki seçeneklerden biri bekle. Bu bir dünyada İngiltere'de önerilen bir metot mesela 2 yıl bekle diyor. 2 yıl sonra eğer hiçbir şey olmazsa tüp bebeğe geç. Ha biz ne yapıyoruz? Genellikle daha basit yollar aşılama, yumurtlama tedavisi gibi tedaviler öneriliyor. Ya da sonuçlarda bu testlere yaptığınız kadında yumurtlama problemi var. O zaman sadece yumurtlamaya yönelik tedavi, basit hap tedavileri olmadı iğne tedavileri yapıyorsunuz. Sadece yumurtlamaya yönelik. Fakat buradaki önemli olan şey doğruyu tespit etmeniz. Yani başlangıçta hastanın durumunu çok iyi değerlendirmek, doğru tanıyı koymak önemli. Yoksa yanlış tanıyla yanlışlar. Yumurtlayan bir hastaya yumurtlatma ilacı vermenin bir anlamı yok. Çok sık yapılan şeyler bunlar hatalar. Pratikte. Evet çünkü o gebelik şansını arttırmıyor o zaman zaten. Sorunu o değil. Yani spermi düşük olan hastaya aşılama yapmak sorunu çözmüyor. Dolayısıyla mühim olan ilk başta doğru tanıyı koymak. Ve ondan sonra da doğru yöntemi basamaklı bir şekilde uygulamak. Ama günümüzdeki en çok ağır sorunlarda zaten tedavi belli tüp bebek. Hı hı. Diğer alternatif yöntemler eğer doğru hastaya doğru bir şekilde uygulanırsa işe yarıyor. Ama yanlış hastada hiçbir işe yaramıyor.
Tekrar. Onlar da yumurtlatma tedavileri, aşılama tedavileri ki dediğim gibi bugün İngiltere'de 2 yıl önce önerilen şey hiç bunları yapmayın, 2 yıl bekleyin eğer hastada hiçbir şey yoksa. Hiçbir şey yapmayın, direkt 2 yıl sonra gebe kalmazsa tüp bebeğine. Evet. Geleceğiz tüp bebeğe ama izleyicilerimizden sorular gelmeye başladı Sayın Keskin. Hem numaraları hatırlatalım hem o sorularla devam edelim. 0212 243 71 78'den bizi arayarak tüp bebekle ilgili sorularınızı sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla yine sorularınızı bize iletebilirsiniz efendim. Bir izleyicimiz der ki tüp bebek tedavisinde aspirin kullanımına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor uzmanlar. Bunun nedeni nedir der. Şöyle, aspirin yıllardır pratik hayatımızda kullanılan ama faydasına dair bu anlamda gebe kalma şansını arttırdığına dair hiçbir kesin kanıtı olmayan bir şey. Yani bilimsel anlamda bir kanıt yok. Fakat biz pratikte çok sıkça kullanıyoruz. Çünkü rahimdeki kanlanmayı artırarak tutunmayı, embriyo tutunmasını artırdığını düşünüyoruz. Bir, asıl önemli faktör benim açımdan. Östrojen hormonunu çok fazla yükseltiyoruz. İster donmuş embriyo transferlerinde, ister taze embriyo transferlerinde. Böylece pıhtılaşmaya bir meyil artıyor kadında. Bu riski azaltmak için de koraspini kullanıyoruz. Bu açıdan önemli ama tabii başka bir yan etkileri, alerji ya da mide problemi olmayan hastalar için. Çok elzem değil ama pratik hayatta kullanıyoruz. Bilimsel kanıtı da çok net değil. Benim eşimin sperminde kalite sorunu var. Sperm detoks yöntemi bebek sahibi olmada şansı artırıyor diye okudum. Nedir bu yöntem der bir izleyicimiz. Şimdi şöyle, sperm detoks, besin takviyeleri, işte yumurta, daha bir sürü şey konuşuluyor. Yöntem değil mi? Yöntem konuşuluyor. Sperm kalitesi kavramı da çok şey tartışılan bir şey. Mesela spermde bizim baktığımız 3 tane şey var mesela. Sayısı, hareketi ve yapısı. Kaliteden bahsederken hepsini birden koyuyoruz. Fakat baktığınızda Dünya Sağlık Örgütü'nün sperm erkek kısırlığı konusunda sperm yapısıyla çok fazla ilgilenmiyor. Anladınız? Ama pratik hayatta biz spermin çok özel sorunları dışında yapısal faktörler bizim için, evet biz de çok fazla önem vermiyoruz ama bazı şeyleri ayırt etmek şartıyla, spesifik sorunları. Sperm kalitesinden kastımız çok net değil burada. Katkı, evet demin söylediğim sağlıklı beslenme vesaire. Antioksidanlar bugün günümüzde her şeyde, sadece sperm değil her şeyde içine girmiş. Karaciğer sağlığınız için de önemli. Doğru. Hani sadece sperm değil. Bunlar antioksidan tedaviler işe yarayabilir ama hafif, buradaki şey hafif sperm sorunu ya da gözle görülmeyen sperm sorunu. Evet. Gözle görülmekten kastım mikroskopta görülmeyen sorunlarla. Yoksa ağır bir sperm faktörü varsa bunların serbest oksidatif şeylerle, tedavilerle halledebilmeniz mümkün değil. Peki. Çünkü ağır sperm faktöründe yapabileceğiniz tek şey ICSI dediğimiz işte tüp bebeğin bir yöntemi. Tutup spermi yumurtanın içine enjekte edeceksiniz. Çünkü kendi başına yumurtayı dölleyebilme kapasitesine sahip değil o sperm. Yani hala en büyük sorun bu mu olabilir bir spermde? Yani dölleyemeyecek kapasitede olması, evet. Değil mi? Evet, yumurtayı dölleyememek. Şimdi hayatın, demin dışarıda da kadın hayattır derken, evet gerçekten öyle. Hayatın başlangıcı, yumurtanın hayatın başlatmasının etkisi %90. Spermin tek görevi var, DNA, yani genetik materyali taşımak. %10'u kadar hayatın başlangıcına katkısı. Evet. Onun dışında hiçbir katkısı yok. Kadın, evet gerçekten hayattır. Bu anlamda da öyle. Evet. Dolayısıyla sperm, eğer spermdeki ağır sorunlar bu genetik materyali yumurtaya taşıyamıyor. Yumurtayı dölleyemiyor. O yüzden de gebelik oluşmuyor. Böyle ağır bir sorunu maalesef hani diğer basit yöntemlerle çözebilmek mümkün değil. O zaman da zaten yardımlı üreme tekniklerini uyguluyoruz. O spermi yumurtanın içine enjekte ederek döllemeye çalışıyoruz. Hiç spermi olmayan bir erkek var mı peki? Var. Azospermi dediğimiz durumlar. Burada da iki tane şey olabilir. Ya sperm üretimi yok, testislerde hiç yok. Çeşitli nedenlerden, genetik, çevresel vesaire hastalıklar olabilir. Ya da sperm üretimi var ama yollarda bir tıkanıklık var. Testislerde sperm var ama dışarı gelmiyor. Bu iki türlü. Hiç baktığınızda testte hiç hücre bulamıyorsunuz. Hiç sperm yok. Bunlarda yaptığımız şey de mikrotese yöntemiyle testisleri açıp testisin içinde sperm olup olmadığına bakıyoruz. Eğer orada sperm varsa o kaynaktan aldığımız spermlerle
tüp bebek yöntemiyle gebelik elde edebiliyoruz. Fakat orada da üretimde hiç sperm, üretim yerinde testiste hiç sperm yoksa maalesef o zaman gebelik elde edebilmek mümkün olmuyor. Tabii ki yıllarca farklı yollar deneniyor. Çocuk sahibi olamayanlar için çeşitli araştırmalar halen devam ediyor. Halen var. Farklı hücrelerden, kök hücrelerden vesaire. Ama henüz günümüzde pratik hayatta gerçekleşen başka bir yöntem yok. Yani sperm varsa gebelik elde edebiliyoruz. Sperm öncesi işte spermatit denen round spermatit vesaire gibi güncel. Şimdi gün aslında güncel değil. Ta 20 yıl öncesinin konuları yeni çıkmış gibi güncellendi diye çıkıyor. Fakat daha henüz onlara çok dikkatli yaklaşmak lazım. 20 yıl önce ortaya çıkıp çöp olan, hiçbir değeri olmayan yöntemler var. Henüz de çok ciddi bir gelişme yok. O yüzden o tür yöntemlere dikkat etmek lazım. Yani spermi olmayan kişide testisleri açacaksınız. Eğer orada sperm varsa oradan elde ettiğiniz spermlerle gebelik elde edebilirsiniz ki böyle de çok olası sayıda hasta var. Değil mi? Çok var, evet. Yani sperm, dışarı sperm gelmiyorsa bunların %60'ı da sperm buluyoruz ve bunların %50'si de gebe kalıyor. Şimdi tüp bebek yöntemine geçelim. Önce yumurta toplama anı var değil mi? Evet, böyle bir aşama evet. var. İlk aşama bu. Bununla ilgili bize neler anlatabilirsiniz? Şimdi önce yumurta gelir. Normalde kadında her ay bir tane yumurta gelişiyor. Bu bize yetmiyor. Şansı artırabilmek için bunları çoğaltmaya çalışıyoruz. Onu da çeşitli yine kadının vücudunda olan var olan hormonları dışarıdan ekstra vererek takviye ederek daha çok yumurta geliştiriyoruz ki bu da artık günümüzde hasta dostu tedavi dediğimiz tedaviler var. Eskiden çok daha uzun enjeksiyonlar yapmak gerekiyordu. Bir ay falan, iki ay. Ama şimdi öyle değil. 10 günlük kabaca 8-10 günlük iğne enjeksiyonlarla yumurta geliştiriyoruz. Bu yumurtaları geliştirirken de ultrasonla takip ediyoruz büyüklüklerini. Büyüdüklerinde de anestezi altında yapıyoruz. O anestezi de derin bir ameliyat anestezi değil. Hafif bir anestezi eşliğinde o yumurtaları tek tek topluyoruz. Ağrılı değil. Tüp bebek tedavisine gelen insan bir kısmı da çiftlerin tabii ki bunun fiziksel yoruculuğundan bahsediyor ama fiziksel olarak hiçbir yoruculuğu yok. Tüp bebek tedavilerinin psikolojik yanı çok daha sorunlu, çok daha emosyonel stresler çok daha fazla. Fiziksel olarak biz hastaları hiç yormuyoruz. Hastalar kendi enjeksiyonlarını yapabiliyorlar. Aynı insülin, diyabet hastalarının insülin yapar gibi. Yumurta toplama çok kısa süren bir şey. 10 dakikalık bir işlem. Sonra anestezi yine evine gidiyorlar. Sonrasında evine gidiyor. Hiçbir rahatsızlık duymuyor. Zaten eğer embriyoları donduracaksak evine gidiyor. 2 ay geziyor, tozuyor. Sonra bize geliyor. 2 ay sonra da hazır olan embriyo yerleştiriliyor. Yani fiziksel açıdan hastaya hiçbir zorluğu yok. Peki ya psikolojik açıdan dediniz ya çok önemli diye. Bu dönemde kadın nasıl hissetmeli? Neler yapmalı? Şimdi tabii ki rasyonel olması lazım diyeceğiz ama tabii ki olamıyor. Çünkü emosyonel faktörler çok fazla. Sosyal faktörler, sosyal baskı, mahalle baskısı, bütün bunların altında ezilmiş ve çocuk beklentisi, anne olmayı bekleyen bir kadından bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla bunların sağlıklı bireylermiş gibi karşınızda oturup sizi dinlemesini ya da davranmasını beklemek çok doğru değil. Ve psikolojik destek vermek ya da her zaman umut verici konuşmak gerekiyor. Fakat buradan şu yanlış anlaşılmasın. Yani imkansız olan bir hastaya yalan umutlar, pembe hayaller böyle bir şey söz konusu değil. Hastaya net konuşmalısınız ve hastanın bunu anlamasını çalışmalısınız. Bir kere tedaviyi ne yapılacağını çok iyi bilmesi lazım. Hasta bana ne yapılıyor? Hani tedavinin sonuna gelmiş ama hala ne yapıldığını anlamamış hastalar olmamalı. Yani başından itibaren hangi aşamada ne yapıldığını bilmeli ve sonucunda elle tutulur ne alacağını çok iyi anlaması gerekiyor ki bunu anlayan hastalar bunu daha kolay atlatabiliyorlar. Evet. Fakat maalesef her şeye rağmen tabii ki insan her zaman olumluyu düşünmek istiyor. Hep %100 olacağına inanan bir hasta negatif olduğunda çok ciddi hayal kırıklığı yaşıyor. O yüzden tedavi sırasında biz hastaların mümkün olduğunca o dengesini kurmaya çalışıyoruz. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Negatif olması durumunda bunun dünyanın sonu olmadığını, tekrar bu işe, tekrar mücadeleye devam etmesi gerektiğini ve onun için bununla yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Peki yumurta toplama aşamasından sonra süreç nasıl ilerliyor Sayın Keskin? Yumurta toplamasından sonra iç laboratuvarda. Laboratuvarda önce o yumurtaların döllenmesi var. Her yumurtaya uygun bir sperm seçiyoruz eşinden.
o spermi getirip yumurtanın içine enjekte ediyor. Şimdi bundan sonra asıl olaylar başlıyor. Bundan sonraki kısmı o döllenen yumurtanın gelişimi izleniyor. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün. Duruma göre, kalitelerine göre her gün onlar değerlendirilip transfer etmeye uygun mu değil mi diye karar veriliyor. Uygunsa kaç tanesi uygun? Kaçıncı gün karar veririz? Üçüncü gün mü transfer? Çünkü günümüzde artık genellikle ya üçüncü gün transferi yapılıyor ya beşinci gün transferi yapılıyor. Hangisi daha avantajlı? Neyi tercih ediyorsunuz? Hastasına göre değişiyor bu. Kiminde beşinci gün, kiminde üçüncü gün embriyosu. Yumurta sayısı az, kalitesi iyi. Yaşı ileri hastalarda belki üçüncü gün embriyo transferi daha şans getirebilirken, yaşı genç, çok sayıda yumurtası var, o zaman beşinci gün embriyosu avantaj getirebilir. Hatta onları dondurup donmuş embriyo, beşinci gün donmuş embriyo transferi avantaj getirebilir. Çünkü ülkemizde şöyle bir şey var, yasa var. 35 yaşın altında tek embriyo transferi yapabilirsiniz. İki kez en azından, eğer iki kez de gebe kalmazsa ancak iki tane transfer edebiliyorsunuz. Ya da 35 yaşından ileri hastalara iki embriyo transfer edebiliyorsunuz. O yüzden, en fazla iki. Evet, o yüzden içeri verir, yani rahime yerleştireceğiniz embriyoyu çok iyi seçmeniz gerekiyor. Neye göre seçiliyor? Bulmaya seçmeniz gerekiyor. Bir seçim şartlarından biri, kriterlerinden biri görsel. Mikroskop altında çeşitli kalite göstergeleri var embriyonun, onlara göre seçebiliyor. Şimdi günümüzde de son yıllarda yine revaçta olan embriyoların içeriğine bakalım. Onlardan hücre alıp test edelim ki test 24 kromozom, bütün genetik testleri yapılıyor. O testlerini yapalım çünkü embriyoyu dışarıdan iyi görebilirsiniz, kaliteli görebilirsiniz ama içi bozuk olabilir. O yüzden sadece görseline bakmayalım, bir de biyopsi yapıp onu teste gönderelim. Orada da sağlıklı gelirse o zaman sadece o embriyo transferi yapalım. Ki buna genetik şimdi, test deniyor değil mi embriyoda? Evet. PGD yöntemiyle işte şimdi günümüzde daha değilir. NGS denen yöntemler var ki embriyonun tüm genetik yapısını, kromozomlarını gözden geçirebildiğimiz testler bunlar. Dolayısıyla biz eğer o test sonucunda da sağlam, sağlıklı gelirse embriyo artık o embriyonun %100 sağlıklı olduğuna karar veriyoruz. Tutunma şansı da o embriyonun elbette daha yüksek oluyor. Eğer öyle genetik açıdan da geçmiş, eğer ispatlanmış, sağlıklı olduğu ispatlanmış bir embriyoyu transfer ettiğinizde gebelik şansı daha yüksek. Tabi burada da gebeliğin yine diğer bir ayağı var. Gebelik, iyi bir embriyoya sahip olacaksınız bebek, bir de iyi bir rahim lazım. Ancak bu ikisi yan yana gelince gebelik oluşuyor. Rahimde sorun varsa olmuyor. Embriyo istediği kadar iyi olsun. Rahim iyi, embriyoda sorun varsa yine gebelik oranları düşüyor. O yüzden bütün amacımız bu ikisini yan yana getirmek. Son yıllardaki bütün bu yöntemler, işte embriyoların genetik açıdan değerlendirilmesi, rahim içinin değerlendirilip rahim içinde tutunmayı arttırıcı, işte histereskopi, kaşıma yöntemi, her ne kadar işe yaramadığı son çalışmalarda ortaya çıksa da daha farklı yöntemler kullanılarak gebelik şansları geçmişe göre çok daha yukarılara taşındı. Evet, işte embriyo gelişimine göre donduralım mı? Dondurma. Elimizde çok çeşitli alternatif, çok alternatif var. Yumurta rezervi. Günümüzde bakın şimdi konuşulmaya başladı. PRP her şey için kullanılıyor. Şimdi doğurganlık bu alanda da konuşulmaya başlandı. Ha, yarın ne olacak? Kanıtı var mı? Umut vaat edecek mi? Bir müddet sonra çalışmalarda göreceğiz. Yani elimizde alternatif çok fazla var. Artık zaten standart bir tüp bebek tedavisi yok bir hastaya. Kişiye özel galiba. Kişiye özel tüp bebek tedavisi var. Evet. Çünkü geçmiş de çok önemli. Neler yapılmış, başarısız olmuş. Çünkü bugün günümüzde çok fazla hastamız var. Defalarca deneyip başarısız olan. Birkaç öykü anlatır mısınız izleyicilerimize? Böyle şaşırtıcı, işte başınıza gelen. Başımıza gelen daha yeni geçtiği için hemen aklımda. Mesela yıllarca uğraşmışlar. Adamda hiç hücre yok. Bir tane bulduk. Bir tane sperm hücresi bulduk. Kadın da 45 yaşında, hiç doğru düzgün yumurta gelişmiyor. İlaçlar verdik, yumurta gelişmiyor. Ne yaptıysak olmuyor. Sonra tesadüfen muayeneye geldiklerinde bir tane kendiliğinden gelişen yumurta vardı. Hadi gel bakalım bunu alalım dedik. Hemen aldık, bir tane yumurta çıktı. O bulduğumuz, daha önce eşinden bulup dondurduğumuz tek spermi çözdük, döllendi. Sonra daha da bitmedi. Embriyo elde ettik ve dondurduk çünkü kadının rahiminde miyomlar vardı. Bu sefer geldik, miyomları tedavi ettik.
Tedaviden sonra rahimi iyileştirdik. Yani elimizde iyi bir embriyo oluştu. Bir tane embriyo. Evet, bir tane. Her şey bir tane. Bir tane koyduk ve doğurdu. Ne kadar süre sonra koydunuz ve dünyaya geldi, doğurdu? 3-4 ay sonra, çünkü rahimi ameliyat ettik, iyileşti. 4 ay sonra tekrar yerleştirdik ve tuttu ve doğdu. Ne güzel. Şimdi benim mesleğimin başında da ilk bunu anlatmak isterim. Yine o da çok enteresan. Mesleğimin daha çok yeniydim, çok gençtim. Hastanın şansı çok çok düşüktü o dönem için ve ben hastaya konuşurken hep şey, yapmanıza gerek yok telkininde bulunmaya çalışıyorum. Hasta bana dedi ki, doktor bey siz bana şansımı söyleyin, ben karar veririm yapıp yapmayacağımı. Tamam. Dedi. Ve o hasta, o çok düşük olan şansla doğurdu. İyi ki bu mesleğimin başında oldu. Ondan sonra hiçbir hastaya böyle telkinde bulunmadım. Her zaman pozitif yönde konuştum, her zaman ümit verdim. O hiç unutmadığım bir anımdır. Ne güzel. Evet. Şimdi son 1-2 dakikamız kaldı. Acaba ekran başında bizi izleyen kadınlara ne mesajlar verirsiniz? Neler eklemek istersiniz tüp bebekle ilgili olarak? Tüp bebekle ilgili en önemli şey, ülkemizde ne olur ne olur, eğer gebe kalmakla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorsanız mutlaka merkezlere gidin. Bakın Türkiye'de bu konuyla ilgili çok kıymetli merkezler var. Çok iyi işler yapıyoruz. Bakın biz bugün Avrupa'dan iyiyiz. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Avrupa'dan bu konuda gelenler biz var, Avrupa'dan iyiyiz. Evet, yurt dışından bize çok hasta geliyor. Biz iyiyiz. O yüzden lütfen gelin, çocukla ilgili, gebe kalmakla ilgili bu probleminiz varsa lütfen bu merkezlerden bilgi alın. Birçok merkez bilgi danışmanlık hizmeti veriyor. Bunlardan sağlıklı bilgiyi alın, yol haritasınızı çizin, ona göre yol alın. Bakın bize çok hasta geliyor. Eksik yapılmış, eksik tanı konmuş, aylarca oyalanmış. Bunlar hem maddi hem manevi kayıplar. Evet. Hem zaman da çok önemli. Bakın eğer şimdi bakın bir kadın doğum uzmanı kadın sağlığı gözüyle bakması farklı bir şey. Doğurganlık açısından bakılması farklı bir şey. Doğru. Kadın sağlıklı olabilir fakat doğurganlık kapasitesi düşmüş olabilir. Bunu ancak bir uzman gözü ayırabilir, muayenesi ayırabilir. O yüzden mutlaka uzmanlardan bilgi alsınlar doğru yola. Çok geliyor zamanı kaybetmiş, maalesef yumurtasını çok azaltmış ve kaybetmiş hastalar çok fazla geliyor. Yine keza erkekler, yani bu iş çiftlerin işi. Geçmişe göre çok daha iyi bir noktadayız. Erkekler hatta kadınlardan önce gidip test yaptırmaya bile başladılar. Bunlar yüz güldürücü. Evet. Yani bu iş çift yönlü. Her ikisi birden aynı anda değerlendirilmeli. Diğer şey, tüp bebek yöntemlerinden korkmasınlar fiziksel olarak. Hiçbir yorgunluğu, yoruculuğu yok. Günümüzde çok fazla seçenek var. Bunların peşinden koşsunlar mutlaka. Bir yumurta bile çıkıyorsa, evet, demin anlattığım hikayede umutlarını yitirmesinler. Çok umut vadeden ve iyi bilgilendiren bir sohbet oldu efendim. Bizi teşekkür çok çok ederim. Teşekkür ediyoruz ben Sayın Keskin. Ederim. Sağ olun. Tüp bebekle ilgili her türlü sorumuzu Yeni Yıldız Üniversitesi Gazi Osman Paşa Hastanesi'nden tüp bebek uzmanı operatör doktor Murat Keskin'e sorduk ve Keskin'le beraber bu programı kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte başka uzman konuklarla başka konuları konuşuyor olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.